11. sınıf 4. deneme B kitapçı 9. soruya geldik. O noktasından atılan demiş cismin izlediği yol şekildeki gibidir. Dikkat edin O'dan K'ye gelesiye kadar T1 süre K'dan yani K'den L'ye gelesiye kadar T2 süre geçiyormuş. Bakın şuraya dikkat edin alt kısmı görmezseniz sadece üst kısma bakarsanız burası bir eğik atış hareketidir. Dolayısıyla kaç saniyede çıkıyorsa o kadar saniyede inmesi lazım. Toplamda T1 ise T1 bölü 2 çıkar. T1 bölü 2 iner süre olarak. K'den L'ye gelesiye kadar da T2. Şimdi hatırlayalım. Eğik katış yatay atış fark etmez. Nasıldı? Düşeyde serbest düşme hızlanan ya da yavaşlayan ama yatayda daima sabit hızlı hareketli. O zaman ben bu arkadaşın yatay hızına V kadardır diyeceğim. Yatayda sabit hızlıydı. Bakın dikkat edin. Şuradan K'ye gelesiye kadar yatayda aldığı yol 4x. Hızı V. Geçen süre nedir? T1 kadardır. K'den D'ye gelesiye kadar yatayda aldığı yol x, hızı hala V, geçen süre T2. Taraf tarafa oranlarsanız x'ler, V'ler gidecek. Buradan sürelerin oranı bize 4 olarak gelecektir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği.